görüntüleri izliyorsunuz. Sinovac'tan gelen son parti aşıların görüntüsü. E, Esenboğa'ya e, gelmiş galiba. Evet. E, bu sabah Esenboğa'ya gelen görüntüler Anadolu Ajansı çekmiş. E, az önce servis etti. E, Çin'den yeni aşı miktarı söylenmiyor. Sağlık Bakanlığı sadece yeni parti e, aşılar geldi dedi. Şimdi bakın 26 milyon doz e, aşı gelmişti. Oysa e, hani an itibariyle diyebiliriz ya da Mayıs sonu itibariyle 50 milyon doz aşı gelmesi gerekiyordu biliyorsunuz. E, bunu bir sıcak gelişme olarak vermiyor musunuz? Peki vermeyin. 50 milyon aşı gerekiyordu. Hatta ve hatta... E, Murat Yetkin Çin Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmüştü ve onlar ya bizde de bir kampanya başlatıldı. Dolayısıyla ne kadar aşı gönderebileceğimizi bilmiyoruz demişlerdi. Şimdi biraz içeride homurdanma aşı konusunda olunca ben bir de anlamıyorum. Murat Yetkin'in haberi kimse görmüyor, duymuyor neredeyse. Ee, hani var ama bize lazım demiş Çin açıkçası. Eee içeride homurdanma yükselince Aman demişler herhalde. Bir an önce bize aşı gönderin. Bu arada bir başka sıcak gelişmeydi. Çin'in Sinovac aşısını üreten firmasının, bizim yani aşı aldığımız firmanın CEO'su dedi ki, Türkiye'ye Bloomberg'e konuştu. Türkiye'ye üretim lisansı veriyoruz. Yani Türkiye içeride üretecek. Yani biz, bu şunun itirafı. Biz yeterince burada üretip de size gönderemiyoruz sınırlı bir buçuk milyarlık neredeyse bir nüfustan bahsediyoruz ve kampanya başladı Hani en ücra yerlere kadar aşı yapalım kampanyası başladı Çin'de ne demek bir buçuk milyar yaklaşık Hadi 1 milyar diyelim çoluğu çocuğu bırakalım 2 milyar doz aşı demek kusura bakmayın var ama bize lazım buradan hareketle söyleniyor O nedenle demişler anlaşmışlar herhalde ki biz lisansı verelim. Siz artık ne yaparsanız yapın demişler herhalde. Ee, biz ne zaman üretime geçebiliriz e, sizce Kadir Gökmen Bir bir yıldan önce mümkün değil. Aa, yani bütün teknik niye? E, çünkü öyle bir üretim tesisimiz yok. Herhangi bir üretim tesisimiz yok. Yani biz Gelen belki galonları paketleyebiliriz. Ona bir şey demiyorum ama üretim tesisimiz yok. Yani bu konuda da çok iddialı değilim. Ama anladığım kadarıyla böyle bir şey var. Bir süreç gerekiyor yani. Çok aslında. ciddi bir süreç gerekiyor. Ee, Ankara'da havalanı yolunda 500 dönümlük böyle bir yer ayrılmıştı. Fakat üretim yapılamadığı için şu anda e, bilmem ne e, hayvancılık merkezi mi olmuş. Bir şey olmuş galiba. Yani Türkiye'de aşı merkezi varken ki 2011'de iptal edildi Refik Saydamız Sayın Esus'u. Ondan beri hiçbir teknik altyapı olmadığı için üretimi kolay değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, ama bunu fırsat olarak kullanmamız lazım. Rus aşısının da imal edilme e, ihtimali var. O da Ankara'da bir alanda kurulmuş galiba 6-7 ay önce. Ama aşısına biz onay verdik mi? Hayır, vermedik ama kurulmasına değil. onay verdik. Acil vermiş. onay. Ha, yani kurulmasına onay vermişler. Onun Diyortekno da ne oldu. Yani onda da şeyini verebiliriz Spintama demişlerdi. Bir milyon falan biz yollayabiliriz Ama demişlerdi. De olurlar, Ama kimse. hala ortada bir şey söz yani, konusu değil. Yani Türkiye'nin aşı hedefi tutmuş görünmüyor. Kesinlikle ve çok düşük. Herhangi bir suçlama için değil. Yani insanlar Türkiye çok güzel giderken aşılamada günde bir milyona yakın aşılama devam ederken birden 20-30 binlere kadar düştü. Yani bu aşı temininde... Ee, ...hükümetin yetersiz anlaşmalar yaptığını gösteriyor. Buradaki e, olaylardan en önemlisi şeyi sağlık meslek odalarını sisteme sokmamaları. Ee, biraz sonra belki konuşuruz. O ilaç konusunda da geçen hafta şeyi engellediler. Bu ilaç yasak dediler. Ee, Hidrokloroksit. Evet, yasak Şimdi dediler. Bir ilaç için evet. Hidrokloroksin. Hani yeri gelmişken bir parantez açıp konuşalım. Siz koronanın ilk e, evet. e, mağdurlarından, evet. kurbanlarından birisiniz. Evet. Hidrokloroksin size de verildi mi? Verildi. Yani ben tesadüf saklamışım bu kutuda da verildi. Peki o sırada e, tabipler e, Birliği bunu eleştirdi. Şu onu söyleyeyim. Ben ilk Mart ayında olduğu için Nisan sonuna kadar bu konuda hiç kimseyi suçlayamayız. Çünkü ne bakanlık ne doktorlar. Böyle ne dünyada bunun bilinirliğine dair bir şey yoktu. Ama Nisan'ın sanıyorum 19'undan sonra tabiler odasının bir açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü'nün daha sonra açıklaması var. Dünyada hiçbir yerde kullanılmıyor. Niye Türkiye'de kullanılmıyor deyince Sağlık Bakanı çıktı. Dedi ki bizi kıskanıyorlar. 1 milyon kutumuz var. Çok istiyorlar. Kimseye vermiyoruz. Ee, yoğun bakımda da ölümleri Avrupa'da ölümleri bu engelliyor dedi. Türkiye'ye 1 milyon kutunun stok olduğunu daha geçen hafta e, perşembeye kadar da bunun e, kullanımı inanılmaz boyutlarda arttı. Ben o gün e, bunun yasaklandığı gün televizyondaydım. Şunu sordum. Ben veyahut da belki bende hasar kalmadı bilmiyoruz. Olabilecek hasarı, ölemleri, engel kalanları, e, kalp hastası olanları, beyine pıhtı atanları veyahut da ne yan etkisi varsa bunları kim tazmin edecek? Bunların kim nasıl telafi edilir canım? Bunun nasıl telafisi olabilir? İnsan sağlığı ile ilgili bu kadar pervasızlık olabilir mi? Bakın bizim hocalarımızı e, düşman ilan ettiler. Ne yaptılar? Mehmet Ceyhan'ı linç ediyorlar. Bengi Başar'ı linç ediyorlar. Kayaan hocamız linç ediyorlar. Ahmet Saltı'yı linç ediyorlar. Yani doğruyu kim söylüyorsa Tabip Odası'nı linç ediyorlar. Neredeyse terörist ilan ettiler. Mahkemelere verdiler. Ve ...mücadelemizi engelliyorsunuz dediler. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ee, İnsanlara sekizer sekizer verin... ...siz bunları kullanın değil. Bu... E, ...Türkiye'deki... ...ilk beş maskeyi bile dağıtamayan... ...Sağlık Bakanlığı'nın algı olarak... ...nasıl başarılı olduğunu göstermeye... ...çalışmasından başka bir şey değil. Bugünlerde Şimdi de onu gösteriyorlar. Sayı düştü diye. Evet, e, evi, Esin Hanım. E, O da linç edilenlerden tabii, tabii. bakın yani, özellikle. Çok isim söylemiyorum... Evi, Evi e, bayağı adresiyle vesaire açıklandı, gösterildi. Kimi kapalar tarafından? Daha neler yapılacak efendim? Yani sağlıkçılara karşı şu anda böyle bir e, saygı var. Daha neler yapılacak? Bütün sağlık sisteminin sorumluluğu doktorlara atılıyor. Bakın bilim kurulu yarın bir gün suçlu ilan edilecek bu hükümet tarafından. Ne derlersen onu yaptık yani diyecekler. İktidar suçlayacak hem de. Tabii tabii. Onlar ne derse biz onu yaptık kardeşim. bizle ne alakası var diyecekler. Göreceksiniz bakın. O bilim kurulundaki herkes de panik halinde ne oluyoruz diyecek. Yani o bilim kurulundan bir kişi soyluya laf eden bir arkadaşına yani bir vatandaşa köpek zehri tavsiye eden bir profesör yani böyle de bilim kurulunda insanlar da var bir profesör. Yani onun karşısında onurumuz olan bengi başarılar var. Ahmet saltıklarımız var. Mehmet Ceyhanlarımız var. Türkiye'de çok e, güzel şeyler olacak. Ben ilaç e, aşı konusunda da Türkiye'nin çok iyi e, sonuçlar alabileceğine inanıyorum. Çünkü 350 doktorun olduğu dönemde bizim aşı fabrikamız var. Bütün Türkiye'deki salgınlarla baş edebiliyoruz. Çok daha e, kötü şartlarda baş ederken şimdi yüzlerce, binlerce enfeksiyon hocamız var. Binlerce doktorumuz var. O çok rahat altından kalkarız. Kamucu hala özelde de çalışsa kamucu doktorlarımızın şeyi içindeki o kamucu duygu devam ediyor. Şimdi dünkü korona tablosunu da yeri gelmişken böyle bir kocaman parantez açmışken görelim. E, vaka sayısı 14.497 dün itibariyle. E, vefat sayısı ölüm sayısı 278. Şimdi ölümler. Bakas kadar hızla düşmüyor ürünlerin sayısı. Evet. Nasıl oldu da 15 günde 60 binlerden 14-15 bin'e indi? Şimdi siz hem hekimsiniz hem de işte İstanbul'da hayatın içindesiniz. <laughs> Kadir Gökmen öğüt. Bu açıklanabilir ve anlaşılabilir bir tablo mu? Şimdi bir ben gördüğümü söylüyorum. Bu kapanma, kısmi kapanma olduğu, 20 milyona yakın kişi yine sokaklardaydı, metrobüslerdeydi, otobüslerdeydi, top taşımadaydı. Ama buna rağmen bu kısmi, kısmi kapanmanın çok ciddi faydası olur. Bu kapanmayı biz fırsatı çeviremedik. Yani daha fazla hem aşı yaparak hem daha fazla kapanarak fırsatı çeviremedik. Anadolu'ya gidenler veyahut da işte hani Bodrum'a gitti diye aşağılık bir çoğu evlerinden çıkmıyorlar. Yani o da önemli bir olay. Yani oralara gidip de sokaklarda dolaşmıyorlar. Oralarda gerçekten evlerinde e, karantinada kalıyorlar. Kendi kendilerini karantinaya. Çok bilinçliler çünkü. Tek problem dün akşamki gibi işte İsrail'i bilmem ne yapıyoruz. Telini diyoruz deyip 10 bin kişi sokağa çıktığın zaman ülkenin morali bozuluyor. E, dini liderlerin cenazelerine bin kişi bin kişi gittiği zaman ülkenin morali bozuluyor. Helin ben boşuna... Bakana. Kendi genelgesine rağmen gidiyorsa daha da adamı omuz veriyor. Yani bunda morali bozuluyor insanların. Bakın dün yine bir kız çocuğunu gördüm. Ee, ceza yazılmış. 3 bin küsür mü 4 bin küsür mü? Ağlayarak annesine ben bunu nasıl ödeyeceğim diyor. Başka bir video gördüm. Ee, adam kapalı... E, ...oto tamircisi. Kapıyı çalıyorlar. Üçüncü cezayı kesmişler. Artık ben AKP'ye oy veriyorum ama açlıktan ölüyorum. Bu iki çocuğumu kim doyuracak deyip ağlıyor. Şimdi maske takan takmayanlara ceza. Ya. E, bilmem ya, ne ya. bu cezaların da yarın bir gün Hayır, ben içişleri yargıdan bakanı, döneceğine inanıyorum. İş Bakanı doğrudan doğruya kendi genelgesini yasağını çiğniyor. Daha evet. ne diyebiliriz ki? Şimdi bakın dün 270 kişi hayatını kaybetti. Bir uçak. Toplamda toplamda 43.589 vefat sayısı. Korkunç bir şey. Yani tarihimizin en vahim trajedisi Marmara depremindeki ölenlerin iki katı neredeyse bir yıl içinde e, hakikaten olağanüstü bir durum. Şimdi bunların biz e, geç tedbir almakla yanlış uygulamalar yapmakla vesaire buralara vardığını öğrenmedik mi öğrendik? Evet. Bunun bedeli.